Merhabalar, ben Köteyiz Köte ve karşınızda Ubuntu deneyimlerimi biraz anlattığım ilginç bir video. Evet, bildiğiniz gibi kanalı takip ediyorsanız eğer 10 gündür masaüstü bilgisayarımı, yani oyun ve video çekme bilgisayarımı Ubuntu'ya geçirdim. Arch'tan. Neden böyle bir şey yaptım? LTS bir şeyler olsun dedim. Peki deneyimim nasıl? Şu an ekranda gördüğünüz şu görsel aslında hislerimi tam olarak özetliyor diyebiliriz. Şöyle kenarda dursun. Not perfect but works fine. Mükemmel değil ama 3 aşağı 5 yukarı çalışıyor. Evet, basitçe bu. Onun hakkındaki şu anki görüşlerim bu şekilde. Peki sıkıntı yaşadığım noktalar neler? İlk olarak Nvidia'da bir sıkıntı yaşamıştım. Sıkıntı bu arada Ubuntu kaynaklı değil, Nvidia kaynaklı. Sadece Arch'ta o sıkıntıyı daha rahat çözmüşler. Bunun yanı sıra başka ne sıkıntı yaşadım? Snap paketleri hala sinirimi bozuyor. Neden snap diye bir şey zorunlu diyelim, var demeyelim. Sonra bunun son kullanıcı içimi dağıtım olduğunu hatırlıyorum. Evet, bu arada Snap nedir diye soranlar için Snap container şeklinde çalışan bir program kurulum şekli diyebiliriz. Basitçe nedir? Basitçe şu. Snap dediğimiz şey, hatta şuradan gösterelim. Şöyle birkaç klasörleri var. OBS Studio'yu ve VLC Snap'ten denemiştim, sonra sildim. Şu an Firefox bir tek kurulu. Şu an klasörlerine erişemiyoruz çünkü bunlar disk olarak bağlı. Basitçe Snap'in olayını söyleyelim. İlginç. Snap'in olayı şu. Bir container yaratıyor. Container dediğimiz şey şu. Hani container Türkçesini unuttuk kelimenin. Çok güzel. Hani gemilerde yüklerin taşındığı dev ambar. Ambar gibi şeyler var ya, metal. Onlara konteyner denir. Bunların olayı ne? Bir yazılım ihtiyaç duyduğu bütün kütüphanelerle birlikte o konteynerin içinde geliyor. Ve Snap onu bir disk gibi bağlıyor. Sonrasında da konteyner olarak çalıştırıyor. Bu. Konteynerlerin mantığı bu. Avantajı ne? Konteynerler son kullanıcı için mantıklı bir seçenek. Çünkü direkt programı alıyor, kuruyor ve çalışıyor. Hiçbir sorun çıkmayacağının garantisi verilebiliyor son kullanıcıya orada. Hatta bazı noktalarda Snap kullanılması mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Mesela bazı oyunların distribution, dağıtımında mantıklı olabilir bence. Performans konusu tartışılabilir. Ona çok emin değilim. Çok bir şey demek istemiyorum. Ama benim gibi bir kullanıcıyı, her şeyi kurcalamayı seven bir kullanıcıyı neden Snap kullanmaya zorluyorsun? Ha, bunun çözümü ne? Direkt Snap depolarını NOM'un paket yöneticisinde, Ubuntu NOM'un paket yöneticisini kullanıyor. Ubuntu Software diye geçiyor da aslında NOM paket, NOM Software. Ondan Snap eklentisini kaldırdım. Evet, orada şu an Snap gözükmüyor. Sadece ben özellikle istediğim takdirde konsoldan bir Snap paketi kuruyorum. İnanın bana, çok rahatlatıcı bir şey. İnanılmaz rahatlatıcı bir şey. Anlatamam. Bu arada Snap'in bir dezavantajını daha söyleyeyim. Eğer alanınız kısıtlıysa, ki benim değil. 256 SSD'm var. Üstüne bir de 1 TB'lık kart diskim var. Ki bana fazlasıyla yetiyor. Aslında ikinci bir terabayt hard disk almayı düşünüyordum bir ara. Sonra bir Windows'tan kurtuldum. Gerçi tam kurtulmadım. Bir 60 GB'lık Windows bölümü var. Ne için? Overwatch için. Başka hiçbir şey için değil. Onda da bir sonraki kernel'la sohbette çok güzel haberlerim var o noktada. Onu o konuda biraz kalın. Hani bekleyin.
Diğer yandan zaten laptopumda ben bütün işlerimi görüyorum ve çoğu dosyam onda ve onda da bir tane 256, bir tane de 128'lik SSD var sadece. Arşiv dediğin şeyler de zaten harici diskte yer alıyor artık bende. O yüzden aslında benim şu an 1 TB'lık hard diskin sadece 100 GB'ı dolu. Evet. Evet. Yer bir şey kullanmıyorum aslında. Neyse. Bu arada normalde kullandığım program da çok yokmuş gibi gözüküyor. Şu bu arada Firefox'un betasını GNOME ortamında denemek için kurduğum bir Snap kurulumu. Bu arada Sanctum'la Story About My Uncle'ı direkt menüye eklemiş. Serious Sam'de. Evet, ilginç. Onları bir ara kategorileyeceğim de. Strike Zoid Zero'yu da. Bu arada bu da eğlenceli bir oyundur. Bir ara videosunu çekebilirim size. Ama Story About My Uncle'ın logosunun gözükmemesi kötü oldu. Neyse, ne diyordum. Evet, bu arada sonraki Kernel'da sohbet bölümü Linux ve oyunlar üstüne olacak. O yüzden sorularınızı, bu arada soruların oyunla alakalı olmasına da gerek yok. Bir tane duyuru postunda yayınlamıştım. Onda bakabilirsiniz, onda yanıtlayabilirsiniz ya da bu videonun altına da yazabilirsiniz. Ve bu noktaya gelmeden önce, tamamlamadan önce bir duyurum daha var. Şu anki serilerim, Kernel'a sohbet seri sayılmaz, o düzenli devam eden bir program. Django dersleri bir seri. Bunun yanı sıra arada vlog yapıyorum. Vlogların bir kısmı bu şekilde. Ekran görüntüsü ve ben. Bir kısmı da Euro Truck Simulator. Evet, Euro Truck Simulator demişken, aslında Euro Truck Simulator'la bir alakamız yok şu an. Neyse. Asıl olay noktaya geliyorum. Yeni bir seriye başlayacağım. Bu belki bazı Django dersleri sadece programlama ile ilgilenenlerin ilgisini çekecek bir seri. Bunu çok iyi biliyorum. Fakat sıradaki çok daha büyük bir çoğunluğunuzun ilgisini çekecek bir şey. Bildiğiniz gibi ben çoğu işlerimi konsolda yapıyorum. Falan gibi. Ve burada kullandığım şeyler ne? Bu seride bunu anlatacağım. Konsol kullanımı, verimli kullanım. Yani konsolu verimli bir biçimde kullanmak. Daha zor. Tam olarak verimli bir biçimde değil, direkt konsolu kullanmak diyelim. Bayağı bildiğin CD, LS, MV gibi basit komutlardan hani git, kopyala, taşı, kopyala, listele gibi basit komutlardan daha ileri düzey komutlara, çok ileri düzeye gitmeyeceğiz. Onları siz kendiniz de öğrenebilirsiniz. Belki gidebilirim. Benim genel olarak bir terminalden Linux ya da Unix sistemlerden kastım bu arada BSD ya da MacOS, bunlar da olabilir. Varsa eğer aranızda Solaris kullanan hala. Bu arada Solaris kullanan kaldı mı onu da merak ediyorum cidden. Neyse. Evet, Unix sistemlerde konsolda nasıl gezineceğiniz üzerine bir seri olacak. Bu arada evet, bu seri ne kadar ilginizi çeker bilemeyeceğim. Bu videonun altına onu da yorumlu atarsınız diye umuyorum. Neyse, devam edelim. Ubuntu mu Arch mı? Ciddi ciddi masa üstünü Arch'a geri döndürmeyi de bir yandan düşünmüyor değilim. Şu an Ubuntu'nun bana kattığı bir tane avantaj var. Masaüstü bilgisayarda inanılmaz büyük bir avantaj bu arada. Yani masaüstü bilgisayarımda yani sadece akşamları eve geldiğimde arada açtığım bir bilgisayar için çok büyük bir artısı var. Her geldiğimde güncelleme atmama gerek yok. Bu arada Arch'ta da her geldiğimde güncelleme atmama gerek yok. Ancak yeni bir şey kuracağım zaman atmam gerekiyor. Çünkü Arch partial updates ya da partial updates dediğimiz olay. Yani sadece bir iki parçayı güncelleyeyim, geri kalanı henüz güncellenmesin ya da şunu kırayım falan filan kafasında kullanabileceğiniz bir dağıtım değil. Rolling release olduğu için her parça birbirleriyle beraber güncelleniyor. Dolayısıyla da Arch'ta böyle bir masaüstümün böyle bir dezavantajı var.
Laptopumun böyle bir dezavantajı yok. Laptopumda zaten hani sabah ofise gidiyorum. Bir 5 dakika, ofiste zaten internetim hızlı. Bir 5 dakika güncellemelerimi çakıyorum. Eğer kernel ya da hani düşük seviye bir şey güncellenmişse, düşük seviyeden kastım sistemdedir vesaire, bir restart çakıyorum. Nvidia driver mesela güncellenmişse. Restartımı çakıyorum. İşime devam ediyorum. Sorun da çıkmıyor. %99,9 oranda. Ama evde hani eve geliyorum yorgun argın. Zaten yolum da biraz uzun. Geliyorum. Arkama yaslanıp bir şeyler izleyip bir şeyler oynamak ya da aklıma bir video fikri gelmişse o videoyu çekmek istiyorum. Dolayısıyla da Ubuntu bana bu noktada biraz avantajlı geliyor. Şu anki Ubuntu deneyimim 2 hafta mı demiştim, 1 ay mı demiştim emin değilim. Muhtemelen 1 ay bir deneyeceğim. Tam her şeyden emin olana kadar. Sonrasında bir sürede Arch altında her şeyi LTS bir şeye çekerek, her şeyi long term bir hale çekerek öyle bir şeyler deneyeceğim. Belki bu sefer KDE gibi daha büyük dosya boyutu büyük bir masaüstü değil de Cinnamon falan kurarım ya da Mate. Mate biraz fazla aşırıya kaçmak olabilir. Ya da bakarsın i3 kurmuşum. Neyse, özetle böyle bir şey de deneyebilirim belki. Belki Fedora deneyebilirim. Belki SUSE deneyebilirim de SUSE'nin de son zamanlarda da Rolling Release tarafında olumsuz yorumlar alıyorum. Deyip düzgün diyorlar. Evet. Bakabiliriz. Ama muhtemelen Ubuntu'yla devam edeceğim gibi gözüküyor. Çünkü yani çok fazla bir iş yapmıyorum masa üstünde. Sadece Steam açıyorum. Arada Atom'u açıyorum. OBS açıyorum. KDE Live bu arada gayet cillop gibi çalışıyor. KDE Live nedir diye soracak olursanız video editörüm. Ah. Alta basınca bunun olmaması sinirimi bozdu. KDE'den alışkanlık oldu şu an. Video editörüm ve gayet güzel çalışıyor. Krita kurmadım sanırım. Ya da kurdum mu? Çünkü görsellerimi ben laptopta editliyorum. Evet bakalım. Ha, kurmuşum. Ya Krita'da nedir diye soracak olursanız. Dünyanın en tatlı maskotuna sahip görsel editörü. Çok güzel bir Photoshop alternatifidir. Özellikle çizim tabletiniz varsa şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Evet. Sanırım kafamdakileri aktardığım bu 12-13 dakikalık video burada bitebilir. Evet. Aktarmak istediğim şeyleri sanırım aktardım. Ubuntu'da genel olarak bir problemim yok. Sadece kendimi tuhaf hissediyorum. Ve yani performans Arch'taki kadar iyi mi? Açılış falan biraz daha yavaş hissettiriyor. Onu söyleyeyim. Paket kurulumu zaten ben her daim söylüyorum. Apt kötü bir paket yöneticisi. Çok kullanılıyor. Evet, bunun sebebi Debian ve Ubuntu kullanıyor. Ama bir kere Pac-Man'in tadına varan bir insan ya da en kötüsünden DNF'in tadına varan bir insan. Hani insan neden apt kullanır diyor. Ciddi ciddi bunu sorguluyorum. Sonra Debian tabanlı dağıtımlarda buna mecbur olduğunu hatırlıyorsun. Neyse, benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler. İyi eğlenceler.